acısını, tatlısını paylaştığımız, sevinçlerini, hüzünlerini bölüştüğümüz, evrende, yeryüzünde birlikte yaşadığımız, yaşlandığımız, insanlığın ortak emaneti, engelli kardeşlerimiz, engelli adaylar. Hepinizi saygılarla selamlıyorum. Annelerimiz, Anadolu anneleri, Trakya anneleri, Karadeniz anneleri, Ege anneleri, Cumartesi anneleri, şehit anneleri, gazi anneleri, çocukları işsiz anneler, acıları büyük ama yürekleri de o kadar büyük anneler. Hepinizin önünde saygılarla selamlıyorum. Bugün ilçe örgütü olarak hem Engeller Haftası'nı hem de Anneler Günü'nü bir arada kutlayacağımız, bir arada anacağımız etkinliği düzenlemiş bulunmaktayız. Silahları sabır olan, beklentisi saygı ve sevgi olan, kendilerine fırsat tanındığında beceremeyecekleri hiçbir şeyin olmadığına inandığımız, toplumun özgür ve eşit yurttaşları olması gereken, bütün insanlığı, bütün yaşamı birlikte paylaştığımız, tohumun toprağa atıldığı gibi nasıl tohum toprakta filizleniyorsa, yeşeriyorsa, boy veriyorsa, engelli kardeşlerimizle biz toplumun emanetidir. Onların toprağı da, onların suyu da biz toplum bireyleriz. Toplum içinde engelli kardeşlerimiz kendi varlıklarını, kendi kişiliklerini, kendi saygınlıklarını, kendi emeklerini ve kendi üretkenliklerini bizimle birlikte, toplumla birlikte paylaşarak yaşayacaklar. Dünyanın her santimetresinde ve yaşamımızın her saniyesinde biz engelli kardeşlerle ülkemizi, evreni, dünyamızı ve kendi yaşamımızı paylaşmak zorundayız. Ne oldum dememeliyiz. Ne olacağım demeliyiz. Özgürlüğe değil, özgürlüğe yol açmalıyız. Asıl körlük cahilliktir değerli kardeşlerim. Onun için biz Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak engelli kardeşlerimizin bütün yaşamlarını, bütün hayatlarını birlikte paylaşıp, birlikte onlarla birlikte yaşamayı, onlara katkı, emek sunmayı kendimize görev edindik, şiar edindik. Her Engelliler Haftası'nda da etkinlik düzenlemeye karar verdik değerli arkadaşlar. Yine aynı şekilde bugün anneler, bu hafta Anneler Haftası değerli arkadaşlarım. Kurtuluş Savaşımızın, başta Kurtuluş Savaşımızın kadın kahramanlarından söz etmeden bu konuşmamı bitirmek istemiyorum. Kurtuluş Savaşımızın kadın kahramanlarından Erzurumlu Karafatma'yı. Çocuk anasız büyür ama vatansız büyüyemez diyen Nene Hatun'u. Halide Edip Adıvar'ı. Kastamonlu Şerife Bacayı. Saçlarını kazıtıp sırf erkek görünmek için Halim Çavuş diye askere giden Halime Çavuş'u. Saygıyla, sevgiyle, minnetle huzurunuzda anıyorum. Bu memleket bugün burada birlikte yaşıyorsak bu kadın kahramanlarımızın da emeği var hepimizin üzerinde. Hepimizin üzerinde bu annelerimizin, anne kahramanlarımızın da üzerimizde emeği var. Yine değerli arkadaşlar, Cumhuriyet kadınlarımız var. Başta Cumhuriyet için, bu ülke için bedel ödemiş Türkan Saylan'ı
saygı ilan ediyorum. Beyce Boran'ı saygıyla anıyorum. Gariye Uçoklu Cumhuriyet Halk Partisi'nin şehididir. Gariye Uçoklu saygıyla anıyorum. Ve en son bu ülkeyi bize kurtaran, bu ülkeyi kuran ve bizi özgür, bağımsız bir Türkiye'de yaşamımıza neden olan ve onu doğuran ana, onu besleyen ana, onu yüreklendiren ana, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı saygıyla, minnetle, şükranla anıyorum. Annedir ki böyle bir yiğidi doğurdu. O yiğit insandır ki ülkemizi kurtardı, cumhuriyeti kurdu ve biz burada yaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, ben bu etkinliğimizi düzenleyen, birlikte Cumhuriyet Halk Partisi içinde emek vermiş, başta yönetim kurulu üyesi bayan arkadaşlarım olmak üzere ve yine bugün bu etkinliğimizin düzenlenmesinde bize çok büyük katkısı olan kardeşim Yasemin Erbeygi alnından atıyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Değerli konuklarımız, Cumhuriyet Halk Partisi Zeytinburnu İlçe Örgütü Başkanı Sayın Metin Doğan'ı bu mümtaz ve güzel konuşması için yürekten bir kez daha alkışlıyoruz. Ağzına sağlık, diline sağlık, yüreğine sağlık. Biz anneleriz. Genç annelerimiz kadar aramızda annelerle bir ortamda var. Bir anne var. Arkadaşlar, istirham ediyorum. Konuşmalarımızı küçük harfa alalım. Üçler bir evvel Allah'ın bizleri yetiştirmişin önünde bakılmasın. Ve şimdi Sibel Görgül Akar kardeşimizi, annemizi seyahatini izliyoruz. İzlediğiniz için ışıkları kapatır mısınız? Annem sen benim yanıma kalamazsın. Hani bir biblon vardı kırdım. Üstüne ne kırgınlıklar yaşadım. Annem, sen
bayrak çizmek icap ederse vasiyetim olsun, sakın bunu unutma demiştir. Ve Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra 1924 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası adında partinin ilk adımlarını atmış. Okul altında bir çeyrek dönüştürüyor. Bakıyor muyuz? İşte o Osmanlı okulu temsil eden çeyrek. İkinci ok ve beşinci ok birbirine
selamlama ve o kişiler bizim için